Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Birçok kanser tanısının anlatıyorsunuz. Özellikle akciğer kanseri, kolon, mide, meme sıraladınız. Prostat. Bunların tanı teşhis aşamalarından önce belirtiler aynı mı diye sordu. Siz hepsinin farklı olduğunu dile getirdiniz. Tabii. Şimdi en çok kanser tedavisi gören hastaların aileleri özellikle ilk haberi aldıklarında doğal olarak kişiye daha söylenmeden ailelerin önce hazırlıklı olmasını dile getiriyorsunuz siz hekimlerin. Tabii. Destek olmaları açısından hastalığı yaşayan kişi adına. Peki hasta bu şikayetlerini yaşadığı dönemlerde normal yaşantısına devam edememe, depresyon, ailesiyle bu hastalığı tanısa, yaşasa bile bir içe dönüklük oluyor mu? Bunları nasıl aşabilir? Ve tedavi aşamasında siz doktor, aile ilişkileri çok önemli ama nelere de özellikle dikkat etmesi gerekiyor ki sağlığına daha çabuk çağımızın hastalıklarının başında gelen kansere ilişkin yenilmesin, yensin, kazansın. Şimdi kanser aslında 3 komponentte. Birisi tuttuğu vücudu, yani bizzat dokunduğumuz, temas ettiğimiz vücudumuzu eriten, işte yıkan filan bir hastalık. Evet. İkincisi ise bu psikolojik yanı boyutu olan, komponenti olan bir hastalık. Üçüncüsü ise tüm sosyal çevresiyle o hastanın ilişkisini kurduran bir hastalık. Şimdi bu üç komponentin tabii ki çok önemli, her biri de kendi çapında çok önemli. Mesela birisi fiziksel olarak o insanın yaşaması gerektiği için medikal doktorunun mutlaka ya da medikal ekibinin ona çok rasyonel, çok akılcı yaklaşması ve onu tedavi etmeye çalışması, işte cerrahi olabilir, radyoterapi olabilir, medikal onkoloji olabilir, kemoterapi olabilir, yani demek istiyorum. İkincisi ise bu hastaya mutlaka psikolojik olarak çok telkin edici ama gerçekten ona yol açıcı bir bilgi sunmak, bir yol açmak ve bu hastanın o şekilde düşünmesine olanaksa, ya daha doğrusu düşünmesi konusunda ona iyi bilgiler ve yol açmak gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü ise bence bu tabii toplumsal bir şey. Toplumun kanser konusunda, kanserli olguyla ilişkisinde, kanserli hastayla birlikte yaşama konusunda, evet, bilgilendirilmesi ve onların da o şekilde davranılması gerekiyor. Ki günümüzde gerçekten bu bizim bilindik bilgilerle hala sürüyor. Yani ailelerin hastalarla ilişkisi, toplumun hastalarla ilişkisi ve hastanın, evet, bizzat kendisinin kurduğu psikoloji. Bu konuda bence henüz istediğimiz yerde değiliz. Ama diğer boyutlarında bence istediğimiz yerdeyiz. Yani diyelim ki işte tıbbi boyutu, teknik boyutlarıyla falan. Ama diğer boyutu da bence çok önemli. Tabii ki yani hastanın psikolojisi ve toplumun hastayla kurduğu psikoloji, bence bu da önemli boyut. Bunun tabii ki uzun süreli toplumsal projeler gerekiyor, uzun süreli toplumsal eğitimler gerekiyor falan diye düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.